أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kıymetli arkadaşlar, El-Mukaddimetul Hadramiyye'nin 15. dersindeyiz. Bu dersimizde guslü gerektiren durumlar nelerdir? Hangi sebeplerden dolayı gusül gerekir? Onu işleyeceğiz. Mucibatul gusli. El-Mautu ölümdür. Bir insan öldüğünde o kişiyi yıkamak vaciptir. O kişinin yakınları onu yıkamalıdır. Bununla sorumludur. Zaten vefatın, ölümün guslü gerektirdiğiyle ilgili cenayiz kısmında, cenaze kısmında detaylı bilgi orada da aktaracağız, vereceğiz. Vel haydu, hayız durumu da, hayzın kendisi değil, hayzın bitmesi. İntihaul hayd, o da guslü gerektiriyor. Vel nifasu, nifas durumu da, nifas lohusalık müddeti bittikten sonra, kanama bittikten sonra kadın tıpkı hayızın bittiği gibi, hayızda guslün gerektiği gibi gusül alması lazım. Vel viladetu, doğum, velev ki bu doğum düşük olsa dahi, yani velev alakaten, donmuş, yapışkan kan şeklinde alaka parçası atsa dahi, ve mudghatan, çiğnenmiş et parçası, yani alakadan sonraki evre, sonraki süreçteki mudghayı atsa bile, ve bila rutubetin, velev ki bu çıkan parçalar veya çıkan çocuk kuru bir şekilde çıksa dahi, hani çocuk kuru bir şekilde çıkar mı diye belki garipsiyorsunuzdur. Bazı, hatta benim okuduğum bir yerde okudum, orada diyor ki bazı Kürtler, aynen o ifade geçiyor, bazı Kürtler diyordu ki şeysiz, yani kuru bir şekilde doğum yapabiliyor. Kuru bir şekilde doğum yapabiliyor. Peki bu kuruluk, ıslaklık meselesi nedir? Şimdi arkadaşlar, viladenin guslü gerektirmesinin sebebi, alakanın guslü gerektirmesinin sebebi, mudganın guslü gerektirmesinin sebebiyle ilgili fıkhi kaynaklarımızda deniliyor ki çocuk veya mudga, alaka, bunlar meniyi munakittir. Meniden bu aşamaya gelmiş şeylerdir. Nasıl ki meniden dolayı gusül gerekiyorsa, meninin sonraki evreleri, sonraki aşamalarından dolayı da gusül gerekir. Şimdi şöyle bir ihtilafa gidilmiş sonra. Denilmiş ki, peki çocuk kuru doğduğunda, hani ıslak doğduğunda diyorsun ki o ıslaklık menidir. Kuru doğduğunda da, kuru doğduğunda ortada meni yok. Tam bir canlı var. Tam bir canlı var. Bunun için de gusül gerekir mi? Deniliyor ki evet gerekir. Niye? Çünkü o çocuk daha önceden meniydi. Hepimiz, yani daha önceden ilk oluşum sürecimiz meniydi. Sonradan bu şeye gelindi. Sonradan bu sürece gelindi ve çocuk da mudga da alaka da anne ile babanın suyundan, menisinden munakittir diye, ha normal kadından meni çıkmış, kendisine gusül gerekmiş, ha da onun sonraki evreleri kadından doğum yoluyla çıkmış, kendisine gusül gerekmiş. Şimdi arkadaşlar, bu mesele bu şekilde izah ediliyor. Aksini söyleyenler yok mu? Söyleyenler var. Mesela deniliyor ki, aksini söyleyenler ve bana daha güzel gelen de odur. Benim daha fazla hoşuma giden de odur. Deniliyor ki çocuk meniyi munakit değildir. Çocuk çocuktur. Yani çocuk, tamam ilk başta meniden müteşekkil olsa da çocuğun kendisine meni denilmez ki onun için kalkıp guslü gerekli kıralım. Peki bu görüşte olanlar guslü gerekli kılmıyor mu? Kılıyorlar ama şu sebepten dolayı. Diyorlar ki çocuğun doğumuyla velev bir lahza dahi olsa nifas durumu gerçekleşmiştir. Biz o nifas durumundan dolayı diyoruz kadına gusül gerekiyor. Şimdi kadının nifası 20 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün sürse kendisine gusül gerekmiyor. Niye? Çünkü hani tıpkı hayızlı kadın nasıl gusül alamıyorsa, nifas sayan kadın da gusül alamıyor. Ama nifasın hani en azı zaten bir lahza deniliyor. وَاَقَلُّهُ لَحْظَةٌ deniliyor. Ama diyelim mesela kadın doğum yaptığında
sonradan kendisinden kan hiç gelmedi. Biz diyoruz ki geldi ihtimaline binaen, çünkü bu çok kuvvetlidir. Nasıl ki uyuyan bir kişinin abdestinin bozulma ihtimali çok yüksekse, doğum yapan bir kadından da lohusa kanının gelme ihtimali çok yüksektir. İşte bu görüşte olanlar diyor ki biz guslü bundan dolayı vacip kılıyoruz. Tabi bu görüşte olanlar yine şafilerdir arkadaşlar. Ben başka mezheplerin görüşünü değil ki söylüyorum. Racih olan gerekçe budur. Ve meniyye munakittir. Ama onun dışında bazı alimler diyor ki buradaki guslün gerektiği olmasının nedeni bir lahza dahi olsa kanın çıkma ihtimaline binaen bizler diyoruz ki gusül gerekir. Ve bila rutubetin, zaten hani o ilk görüşü esas aldığımızda, ilk gerekçeyi esas aldığımızda diyoruz ki zaten ittifakla gusül gerekiyor. Niye? Çünkü o rutubet menidir. Ama kuru olsa yine diyoruz gusül gerekiyor. Niye? Çünkü meniyye munakittir diyoruz. Vel cenabetu bi hurucil meniyye. Guslü gerektiren beşinci sebep nedir arkadaşlar? Guslü gerektiren beşinci sebep meninin çıkması, gözükmesi, zuhur çıkması. Diyelim mesela meni çıkmadan adam affedersiniz zekerini tuttu, bırakmadı meni çıksın. Sonradan da meni geri kayboldu, bu kimseye gusül gerekmez. وَيُعْرَفُ Meni nasıl biliniyor? Bir şeyin meni olduğuna nasıl hükmedebiliriz? وَيُعْرَفُ بِتَدَفُقِهِ Meni çıktığında tazikli çıkıyor. مِنْ مَاِنْ دَافِقٍ Tazikli çıkıyor. اَوْ لَذَّتٍ بِخُرُوجِهِ Veya çıktığı esnada lezzetli çık, yani tazikli çıkmasa dahi çıktığı esnada kişi bundan lezzet alıyor. Bu zevk alıyor, hoşuna gidiyor diyelim. اَوْ رِيْحِ عَج۪ينٍ رَتْبًا Veya yaşken hamur kokusu, acin, hamur kokusu kendisinden geliyor. اَوْ رِيْحِ بَيَاضِ بَيْدٍ جَافًا Veya kuruyken yumurta akının kokusu kendisinden geliyor. Yani bu dört özelliğin tamamı bulunması şart değildir. Bir tanesi bulunsa dahi onun meni olduğuna hükmediyoruz. Guslu gerektiren bir başka durum ise arkadaşlar وَبِئِلَاجِ الْحَشَفَةِ وَبِئِلَاجِ الْحَشَفَةِ Sünnet yerinin, zekerin başının ilaç girmesi veya اَوْ قَدْرِهَا Veya diyelim şey yoktur, adamın haşefesi yoktur, zekerinin başı yoktur. O zekerinin başı uzunluğundaki bir miktar fi fercin, ferce giriyor, açık bir yere giriyor. Dikkat ederseniz burada ferçten kasıt sadece kadının ön tarafı değildir. Zaten diyor velev duburen, ister arka olsun, arka olsa dahi, yani zaten öne kesin ferç deniliyor, kubul. Arka olsa dahi gusül gerekiyor. اَوْ فَرْجِ مَيِّتٍ Veya yani ölü olan birinin avret yerine, fercine giriyor. Yani bir وَالْعِيَازُ بِاللّٰهِ Bir erkek bir kadınla, ölü bir kadınla ilişkiye girse yine gusül alması lazım. اَوْ بَه۪يمَتٍ وَالْعِيَازُ بِاللّٰهِ Adam hayvanla birlikte olursa yine yani kendisine gusül gerekir. وَبِرُؤْيَةِ الْمَن۪يِّ ف۪ي ثَوْبِهِ اَوْ فِرَاشٍ لَا يَنَامُ ف۪يهِ غَيْرُهُ Adam meni görüyor. ف۪ي ثَوْبِهِ Zaten az önce neyin meni olduğunu söyledik arkadaşlar. Meni görüyor ف۪ي ثَوْبِهِ elbisesinde. اَوْ فِرَاشٍ Veya yatakta. O yatak ki لَا يَنَامُ ف۪يهِ غَيْرُهُ O yatakta başka biri, o yatakta başka biri yatmıyor. Bu elbiseyi de başka biri giymiyor. Eğer başka biri giyerse bu durumda arkadaşlar o meninin o kişiye ait olduğu ihtimali olduğundan şey yapıyoruz. Diyoruz ki gusül burada farz değil, menduptur. Ama bu ikisi de birbirlerine tabi olamazlar. Çünkü ikisinden biri cünüptür. İkisinden biri cünüptür. Şimdi وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ Cünüplü olan kişiye haram olan bazı davranışlar. وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَسِ Zaten abdestsiz kişiye haram olan şeylerin tamamı cünüplü kişiye de haramdır. Artı başka. وَمُكْثٌ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte beklemek, durmak.
ve teraddudun fihi. Gidip gelmek. Mescidin içerisinde, yani sadece durmak haram değil. Mescidin içerisinde dolanmak da haramdır. Li gayri özrin. Özür olmaksızın. Şimdi özür nedir arkadaşlar? Diyelim mesela adam mescitte ihtilam olmuş, kapı kilitlenmiş, mecbur adam mescidin içerisindedir. Veya adam mescidin, yani düşman ona saldıracak, onu öldürecek, ancak mescide sığınabilmiş ve kendisi de cünüptür o esnada. Bu tür şeyler mazerettir ve buna benzer mazeretler, hani burada birkaç örnek verdim, belki sosyal durumlara göre mazeretler fazla olabilir. وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ Kıraat kastıyla, ibadet kastıyla, kıraat kastıyla Kur'an-ı Kerim'i okuma, eğer zikir kastıyla okunursa bir sorun yoktur. Mesela رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ denilebilir. Ama kıraat kastıyla okunmaması lazım, haramdır. Bir de bu haramlılık arkadaşlar nasıl terettüp eder? Kişinin dudağını hareket ettirmesiyle haramlılık terettüp etmez. Veya bakıp kalbinden okuyarak haramlılık terettüp etmez. Eğer okuma esnasında sesi kulağına gidiyorsa bu sırada haramlılık terettüp eder. Arkadaşlar bu dersimizde guslu gerektiren durumlardan ve cünüplü olan kişiye haram olan davranışlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde guslun keyfiyetinden bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.